Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ramazan ayındayız ve bir diğer Kadir Gecesi'ni idrak etmek üzereyiz. Allah-u Teala bu Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde, en iyi şekilde değerlendirmeyi ve idrak etmeyi hepimize nasip etsin. Kur'an-ı Kerim iki türlü nazil olmuştur. Birincisi, 23 yılda ayet ayet bazı zamanlarda, bazı mekanlarda Peygamberimize nazil olması. İkincisi ise Kur'an-ı Kerim'in hakikat olarak bir defada Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilmesidir. Kur'an-ı Kerim yüce bir hakikattir, azametli bir hakikattir. Bu yüzden böyle yüce hakikatleri, azametli hakikatleri her mekan, her zaman ya da her insan kaldıramaz, taşıyamaz, kapasitesi yoktur. Bu yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e o yüce hakikati o üst alemden bu madde alemine indirmiş, bu kelimeler kalıbına, cümleler kalıbına koyarak bizlere sunmuştur. O yüce alemden, bir önceki alemden bir sonraki aleme, bir sonraki alemin kalıbına indirmiş ve bu şekilde indirerek bu madde aleminde bizlere Kur'an-ı Kerim'i sunmuştur. Bu yüzden her mekanda ve her zamanda inmesi mümkün olmuştur Kur'an-ı Kerim. Yoksa Allah-u Teala o kalıplara koymasaydı kademe kademe bu madde aleminde bu şekilde bize sunması mümkün olmazdı. Hatta bu halinde dahi insanın onu alabilmesi için azametli bir ruha sahip olması gerekir. Hazreti Cebrail'i idrak edebilmesi için, Hazreti Cebrail'i görebilmesi için azametli bir ruha ve kapasiteye sahip olması gerekir. Hazreti Hamza bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına gelerek şöyle bir talepte bulunuyor. Diyor ki, ya Resulallah ben Hazreti Cebrail'i görmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, olmaz. Hazreti Cebrail'i görmek mümkün değildir. Herkes yani onu kaldıramaz. O kapasite herkeste yoktur. Hazreti Hamza bunda ısrar edince Peygamber Efendimiz de bu olayı ona ifade edebilmek için kabul ediyor, tamam diyor. Bir gün Cebrail Kur'an ayeti indirdiğinde peygamberimize, peygamberimiz diyor ki ey Cebrail, Hazreti Hamza'ya gözü, kendini ona göster. Cebrail kendisini Hazreti Hamza'ya gösterdiğinde Hazreti Hamza Cebrail'i görmeye dahi yani o tahammülü olmuyor, kaldıramıyor. Ve yerinden belli bir miktar havaya kalkarak yere düşüp bayılıyor, baygınlık geçiriyor. Dikkat edin. Yani Cebrail'i görmek dahi yüce bir kapasite istiyor, azametli bir kapasite istemekte. Hatta bazen Peygamber Efendimiz deve üstündeyken ayet nazil olmaktaydı. Ayet nazil olduğunda deve yere çökmekteydi. Yere deve bitkin bir şekilde çökmekteydi. Kur'an-ı Kerim'in o Cebrail'in ayetini indirmesi, ayet indirmesi, o maddi kalıpta dahi indirmesini herkesin kaldırabileceği bir kapasite değil. İkinci nüzulü ise Kur'an-ı Kerim'in maddi kalıba girmeden, burası çok önemli bir nokta, maddi kalıba girmeden nazil olmasıdır. Bu yüzden nazil olduğu zaman ve nazil olduğu mekan oldukça yüce ve azametli olması gerekir ki bu hakikati taşıyabilsin. Yoksa bu hakikat taşıması mümkün değildir. Madde kalıbına girdiği halde dahi Hazreti Cebrail'i, o Hazreti Hamza ki yani çöllerdeki aslan avcısıydı. Arap'ın dillere destan olmuş bir yiğitti. Kimse onun karşısında duramıyordu. Böylese bir yiğit dahi, güçlü bir şahsiyet dahi böyle bir kapasiteye sahip değilse hiç kimse bunun kaldıracak bir kapasiteye sahip olması mümkün değil. Ama ikinci huzurunda hiçbir kalıba girmediği için daha büyük bir azamete, kendi azametiyle inmekte. Dolayısıyla hem indiği o zamanın o kapasiteye sahip olması gerekir. Yani o yüce azameti kaldırabilecek kapasiteye, hem de mekanın o kapasiteye sahip olması gerekir. Dedik ki Kur'an-ı Kerim hakikati bir gecede nazil oldu. Maddi kalıba girmeden nazil oldu. Hangi gece? Kadir Gecesi'ne nazil oldu. Dolayısıyla Kadir Gecesi böylesine bir azameti ve hakikati kaldırabilecek ve taşıyabilecek bir değerde. Buradan Kadir Gecesi'nin değerini anlayabiliriz. Kadir Gecesi'nin azametini anlayabiliriz. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادِرِ Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Nasıl idrak edebileceksin? Ne kadar azametli bir gece ki Kur'an-ı Kerim'in o hakikatini taşıyabilecek bir
yücelikte. Kadir Gecesi tabiri caizse alemler arasında bir geçiş tünelidir. Böylesine bir azamete sahiptir. Yani bir önceki nüzulunda Kur'an-ı Kerim bir önceki alemden bir sonraki aleme kalıplarına girerek bu aleme sırasına gelmiştir. Ama Kadir Gecesi'nde hiçbir alemin kalıbına girmeden, maddi alemin de kalıbına girmeden direkt Peygamberimizin kalbine inmiştir. Bu Kadir Gecesi'nin azametini bizlere ifade etmekte. Bir diye de Peygamberimizin azametini bizlere ifade etmekte. Allah-u Teala buyuruyor, bunu Peygamberin kalbine indirdik bir gecede. Şura suresi 193. ayette Allah-u Teala buyuruyor, Nezele bihir ruhul emin ala kalbik. Ruhul emin, yani Cebrail Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine indirdi. Allah-u Teala demiyor ki ala sem'eke veya ala uzunike. Yani senin kulağına indirdik, senin duyu organına indirdik demiyor. Diyor senin kalbine indirdik. Peygamberimizin kalbi de yüce bir azamete sahip olması gerekiyor ki o hakikati kabul etsin. Yani biz burada bu konuyu birleştirerek şunu anladık ki Kadir Gecesi yüce bir azamete sahip. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in madde alemine hiçbir kalıba girmeden indiği gecedir. Ve indiği yerde Peygamber Efendimiz'in kalbidir. Hem Kadir Gecesi azametlidir hem Peygamber Efendimiz azametli bir yapıya sahiptir. Ve bir diğer Kadir Suresinin devamında Allah Teala buyuruyor. Tenezzelü melâiketü ve ruh fîhâ bi'izni rabbihim min kulli amr. O gecede melekler, bütün melekler ve ruh yani Cebrail yeryüzüne iner. Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne inerler. Bütün melekler sadece Kadir Gecesi'nde nazır olabilirler. Bütün melekler. Başka bir gecede bütün meleklerin yeryüzüne nazır olması mümkün değildir. Başka gecelerde başka geceler bu kapasiteye sahip değildir. Kadir Gecesi'nde bu kapasite vardır sadece. Bu gecenin ne kadar değerli olduğunu da bize gösterilmekte bu şekilde. Böylesine değerli bir gece için bazıları bir yıl boyunca hazırlanmakta, kendilerini hazırlamakta. Bir yıl boyunca sadece Kadir Gecesi'ni düşünerek kendilerini ruhi olarak Kadir Gecesi'ne hazırlamakta. Bu geceyi idrak edebilmek için. Acaba böylesine bir geceyi, böylesine azametli bir geceyi bizler nasıl geçiriyoruz? Bizler nasıl geçirmekteyiz? Çok dikkatli olmalıyız bu hususta. Yarın işim var, yarın okulum var, yarın dersim var, işte yarın şu var diyerek gece yatıp uyumayalım. Sakın ha sakın. Dikkat edelim. Ne acı bir durumdur ki insanın bu geceden gafil olması. Yarın işim var diyerek yatıp uyuması. Yani böylesine azametli bir geceyi bir şekilde idrak etmemiz gerekiyor. En önemli ameller dedik ki yani Kadir Gecesi'ndeki en önemli amel o gece uyanık olmaktır. O geceyi uyumamaktır. Hatta dedik ki rivayetlerde geçiyor Hazreti Fatıma kundaktaki o küçük bebekleri dahidir uyutmayın. O geceyi idrak etsinler. Yüzlerine su serpin uyanık kalsınlar. Yani böylesine bir geceyi idrak etmemiz gerekir. En önemli amel de uyanık olmamızdır. Uyumamamız gerekir. Bu ayda ve Kadir Gecesi'ndeki en önemli olaylardan birisi de İmam Ali Aleyhisselam'ın şehit edilmesidir. Bu geceye azamet ve yücelik veren bir diğer şehit dediğimiz gibi İmam Ali'nin şehit edilmesi. Bu gecede şehit edilmesi. Böylesine bir hakikatin. Yani düşünün İmam Ali'nin en büyük yani onun azametini gösteren şeylerden bir tanesi doğumu Kabe'de olmuştur. Yüce bir mekandır. Allah'ın yeryüzündeki en azametli, en değerli mekanı Kabe'dir. Ve şehadeti ise Kadir Gecesi'nde gerçekleşmiştir. Azametli bir gecede de gerçekleşmiştir. Allah-u Teala bu hakikati, İmam Ali'nin hakikatini idrak etmeyi bizlere nasip etsin. İnsanın ruhunun yüceliği, değeri ve azameti, büyüklüğü sorunlarla, sıkıntılarla karşılaştığında belli olur. Zahir olarak yenilgiye uğradığında belli olur. Yenilgiye uğrayan bir insan eğer kendisini kaybetmiyorsa, sinirlenmiyorsa, gazaplanmıyorsa, etrafındakiler zarar vermiyorsa, dikkatini bozmadan sağlam bir şekilde durabiliyorsa bu onun ruhunun güçlü olduğunu gösterir. Örneğin iflas eden şirketlerin sahipleri veya büyük borcun altına giren kimseler eğer ruhları güçlü değilse kendilerini kaybederler. Etrafındaki insanlara zarar verirler. Ne yaptıklarını bilmezler.
Nereye bastıklarını bilmezler. Eğer birileri onların elinden tutmazsa, onlara yardımcı olmazsa belki en sonunda intihara dahi kalkışırlar. Eğer ruhiyeler güçlüyse. Bazı insanlar ciddi manada büyük borçların altına giriyor ama birileri gelip onların elinden tutuyor. Eğer elinden tutan birisi olmasa kendileri tamamen kaybederler. Bedbaht olurlar. Ama yüce ve azametli bir ruha sahip olan kimseler ne kadar yenilseler de ne kadar sıkıntıya düşseler de kendi ruhiyelerini kaybetmeden dayanıklı bir şekilde, güçlü bir şekilde sıkıntılara göğüs gererler ve o sıkıntıları bir şekilde çözerler, hallederler. Diyelim ki bir yenilgiye uğradığında, bir ülkenin komutanı yenilgiye uğradığında, bir ülke savaşı kaybettiği zaman bazı komutanlar, hatta bazı o ülke başkanları intihar ederler. Niye? Çünkü onu kaldıramazlar. İmam Ali'nin ilk baştaki Müslüman olmasıyla hayatı mücadelelerinden başlıyor. Peygamber Efendimiz'in İslam devleti kurmasına mücadelelerinden başlıyor. Ve birçok mücadelelerinden geçiyor. Daha sonrasında birçok yenilgilerinden karşılaşıyor. Zahir olarak yenilgilerinden karşılaşıyor. Hakkı gasp ediliyor yeri geldiğinde. Ona birçok zulümlerde bulunuluyor. Hatta kendisi Nehçül Belagada buyuruyor. Diyor ki yani hayatım diyor benim işte boğazımda kemik, gözümde kılçık. Bu şekilde ben geçirdim hayatımı. Ağır bir şekilde geçiriyor. Peygamber bir Efendimiz'i kaybetmesi, hanımı Hazreti Fatıma'yı kaybetmesi. Bunların hepsinin karşısında, bütün bu acıların karşısında hiç sarsılmıyor. Kendisini kaybetmeden hedefinin doğrultusunda hareket ediyor. Bu İmam Ali Aleyhisselam'ın azametini bizlere göstermekte. Ve böylesine azametli bir ruha sahip olan şahsiyet bu gece şehit edilmiştir. Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel kendi müsnedinde Peygamber Efendimiz'den şu hadisi naklediyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Men erade en yanzura ila Adem fi ilmihi ve ila Nuhin fi silmihi ve ila İbrahim fi hilmihi ve ila Musa fi fitanihi ve ila Davud fi zuhdihi felyanzur ila hada. Kâle fenazarna feizâ Ali ibn Ebi Talib. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Hazreti Adem'in ilim ve bilgisini görmek isteyen, Hazreti Nuh'un azim ve iradesini görmek isteyen, Hazreti Nuh 950 yıl Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle hiç usanmadan, yorulmadan tebliğ etmiştir. İnsanları dine davet etmiştir. Hazreti İbrahim'in hilmini ve sabrını görmek isteyen, Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban ederken, ateşe atılırken o göstermiş olduğu sabrı, Hazreti Musa'nın akıl ve zekasını görmek isteyen, bir çocukken düşmanın yanı başında büyüdü, yetişti ve Firavun'un o azametini salladı, sarayını salladı. Hazreti İsa'nın zahidliğini görmek isteyen, bütün bunları görmek isteyen bu altı peygamberdeki bu altı özelliği görmek isteyen kimse Ali İbni Ebi Talib'e baksın. Bu özelliklerin hepsi kamil bir şekilde İmam Ali Aleyhisselam'da bulunmaktadır. İmam Ali Aleyhisselam birçok peygamberdeki özelliğe sahipti. Bu gece böylesi bir şahsiyetin şehit edildiği gecedir. Dolayısıyla bu durum bu geceye ayrı bir azamet katmakta, ayrı bir yücelik katmakta. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kânet fî aliyyin siddetü elfi nebiyyin. 1000 tane peygamberin yöntemi ve özelliği İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşantısında görülmekteydi. 1000 tane peygamberin özelliği ve yöntemi yaşantısı. Bu gece böylesine bir şahsiyeti şehit ettiler. Cebrail Peygamber Efendimiz'e şöyle dedi. İnne ehles semavat le eşeddu ma'rifeten lehu min ehlil arz. Gök ehli melekler Hazreti Ali'yi, İmam Ali'yi yeryüzü ehlinden daha çok tanımaktalar. Evet, böylesi bir şahsiyetin şehit olduğu gece. İmam Ali Aleyhisselam bu gecede 21. gece yatağı kenarı yatağına yatmıştı. Yatırmışlardı yatağına. Yatağı kenarında ağlama sesleri yükselmekte. İmam Hasan titreyen elleriyle babasının yarasını sarmakta. Herkes acı çekmekte ama kız çocuğunun ağlaması, Zeynep'in baba diye feryat etmesi, Hüseyin'in gözlerinden yaşlar süzülmekte.
Hüseyin'in gözlerinden dökülen yaşlar İmam Ali'nin gözlerine takıldı. Ve şöyle seslendi. Hüseyin'im sen ağlama. Herkes ağlasa da sen ağlama Hüseyin'im, dayanamam. Çünkü Hüseyin'in ağlamasına annesi Fatıma da ağlardı. Peygamber Efendimiz de ağlardı. Bütün alem ağlardı. Kimse dayanamazdı. Hüseyin ağladığında İmam Ali Aleyhisselam Abbas'a dönerek şöyle buyurdu. Abbas, Kerbela'da Hüseyin'im sana emanet. Abbas, Kerbela'da Hüseyin'ime sahip çık. Hazreti Abbas da yatağın kenarında sürekli babasının yaralı başına bakıp ağlıyordu. Sanki Kerbela'da aynısının başına geleceğini bilmekteydi. Hazreti Abbas Kerbela'da atının üstündeyken düşman oku bir gözüne isabet etti. Kolları kesilmişti. Dizleriyle gözündeki oku çıkarmak için atından indi. Ama bir zalim gelerek bir kılıç darbesi vurdu Abbas'ın başına. Onun da başı aynı babası Ali'nin başı gibi yaralanmıştı. Bu gece İmam Ali çocuklarına vasiyette bulundu. Gece yarısı cenazemi tabuta koyun. Tabutun arkasından tutun. Tabutun önünü kendiliğinden hareket edecek. Cebrail, Mikail ve diğer mukarreb melekler tabutu taşıyacaklar. Tabutun arkasından gidin. Nerede durursa tabutu yere koyun. Orada bana cenaze namazı kılın. Sonra orayı kazın ve oraya beni defnedin. Orası babam Nuh'un tufandan 700 yıl önce benim için kazdığı yerdir, ayırdığı yerdir. Çocukların ağlama sesleri yükseldi. İmam Hasan, İmam Hüseyin hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Muhammed-i Hanefi'ye şöyle anlatmakta. Allah'a andolsun ki babam Ali'nin tabutunun önünden geçtiği her duvar, her ev, her ağaç eğilerek bu cenazeye saygı gösteriyordu. Tabut Necef'e doğru Kufe'den çıkıyordu. Tabutun arkasından ağlama sesleri yükseliyordu. Bu gece Kufe şehri ağlamaktaydı. Bu gece bütün alem ağlıyordu. Cenazeyi defnettikten sonra İmam Hüseyin şöyle seslendi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Baba, belimiz kırıldı. Baba, ben ağlamayı bugünler için öğrendim. Ela lanetullah alel kavmi zalimin ve seya'lemellezine zalemu eyyemun kalebin yenkalibun. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Allah'ım azametin hürmetine, Peygamber Efendimizin ve Ehl-i Beyt'inin azameti hürmetine, Kur'an-ı Kerim'in azameti hürmetine, günahkar ve siyah olan bu kalplerimizi bu gece marifet ve iman nurunla aydınlat ve nurlandır. Rahmet gözünle bu kalplerimize nazar eyle. Bizleri İmam Mehdi'nin duasının içinde karar kıl bu gecede. İlahi evliyaların bu gecede senden istediklerini bizlerin hakkını da nasip eyle, bizlere inayet eyle. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.